Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Hayatınız bir film olsaydı Aydan Hanım, nasıl bir sonuna bitmesini isterdiniz? Hiçbir anne baba evladını kesinlikle bulunduğu şehirden başka bir şehire okumaya göndermesin. Kocaman bir bıçak aldı, beni yatırdı Çekyat'a. Seni keseceğim dedi. Kollarımı buradan aşağı simsiyah etti. Bütün vücudumu mosmor etti. Ellerimi yırttı tırnaklarıyla, buralardan aşağı kanlar akıyor. Sen ne yapıyorsun dedim. Çocuğumun bağırsaklarını patlatacaksın. Ne yapıyorsun dedim. Biz oyun oynuyoruz dedi adam bana. Kafayı yedim ben. Anne dedi şeylerimi tutuyor dedi. Nasıl yani dedim ya. Şeylerini sıkıyormuş, sıkıştırıyormuş. Sen dedim bize büyü yapıyorsun. Öldürmeye çalışıyorsun değil mi dedim beni. Evet dedi böyle kekeleyerek. Evet yapıyorum. Gebereceksin dedi sen. Sen bir de hoca emeklisisin, bunu bana teklif ediyorsun dedim. Bu nasıl bir şey dedim ya. Yani erkekliğin yoksa dedik ki baba kız gibi yaşayalım. Hastalanınca sana bakarız kardeşim. Ne yapayım, benim evladım var. Nereye gideyim ben? Ben medyumum diyor, gönderirim adamlarımı. Yani üç harflerini gönderecekmiş. Seni iki dakikada yok ettiririm diyor. Kadın hayatımızı zindan etti bize bir anda. Yeni bir Anlatırsam Film Olur programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. İzleyeceğiniz hikaye film olması halinde yazdığınız yorumlar dikkate alınacak. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu haftaki konuğumuz Aydan Yıldız Güneş. Aydan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Ama kısa bir özet geçelim. Her hafta burada hayat film olabilecek kişileri konuk ediyoruz ve sürecin sonunda bir kişinin hayatını film yapmak istiyoruz. Konuk yarışmacılarımızdan istediğimiz tek bir şey var. O da bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatmanız. Aksi durumda yarışmamızdan diskalifiye olursunuz. Aydan Hanım, bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Tabii ki. Hayatınızın neden film yapılmasını istiyorsunuz? Ben hayatımın film olmasını istiyorum. Çünkü yaşadığım şeyler ağır şeylerdi. Ayrılan annelerin, babaların bedelini çocuklar ödüyor. Evlatlar arasında ayrım yapan anne baba bunun zararını görsün ve bir daha yapmasın. O zaman diyoruz ki anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Mutsuz bir ailenin ortanca çocuğuyum. Mutsuz diyorum çünkü annemle babam mutsuz insanlardı. Birbirlerini sevmeyen, dengeleyemeyen insanlardı. Çok çocuktum, ufaktım, hiç bilmiyorum ne olduğumu, ne annemi ne babamı hatırlamıyorum. Ayrılmışlar annemle babam ve bizi babaanneme bırakmışlar. Orada işte yürümeyi öğrendim, konuşmayı öğrendim. Sizin ananız benim dedi bana. Tabii ben bir şey bilmiyorum ve çok küçüğüm. Babaannem sabah çıkardı, akşam gelirdi eve. Ben de çok acıkırdım fakat yiyecek bir şey bulamazdım. Bir dedem vardı evde, dedem de bir şey bulup bana yediremezdi. Akşama kadar ağlardım. Benden büyük kardeşlerim dışarılarda gider, komşular da orada burada yerdiler. Ben sokağa çıkamazdım. Ortada bir kazan falan var, içinde kaynar su var. Babaannem bana git kapıyı aç dedi. Badi badi giderken güm diye düştüm kazanın içine. Kolum yandı tabii, cıyak cıyak bağırıyorum. Babaannem bana ağzına geleni savurdu ve aldı kolumu işte bir yemenin içine yoğurt doldurarak sardı benim kolumu onun içine. Feryat bende tabii. O tabii kolumda ne kadar kaldı bilmiyorum. Artık kalıplaştı kolumla. Ondan sonra düşünün onu kolumdan çekip kopardı. Yani bu acı dehşet bir şey tabii. Onu şu anda düşünmek bile istemiyorum. Babaannem bizi hiç sevmezdi. Yani beni sevmezdi. Zaten ben diğerlerini hatırlayamıyorum kendi acımdan çok. Beni çok dövüyordu. Banyoda yıkasa beni tarak, böyle kemik tarak vardı, onun dişleriyle kafama vururdu, saçımı yolardı. Allah'ım ağlata sızlata beni güya yıkıyor. Yani bu durumda yemek yedirecek bana bir tas çorbayı koyardı, yedirirdi beni. Daha yiyecek misin derdi bana. He derdim, getir bir tas daha koyardı önüme. Ben de yemezdim çünkü yani doydun mu, daha yiyecek misin anlamını da bilmiyorum. O kadar ufam yani, düşünebiliyor musun? Yemediğim zaman dayak yerdim. Çok ağlardım ben o evde. Çok mutsuzdum, çok ağlardım. Bir gün sabah kalktığımda sedirin üstünde bir kadın oturuyordu. Dedim bu kadın kim? O senin annen dedi. Annem benim evladım, yavrum, kızım diye alıp beni kucağına sarmamıştı. Saçımı okşamamıştı. Ben ne yapmıştım? Nasıl yaşıyordum burada? Hiçbir şey sormamıştı bana. Sadece ben senin annenim dedi. Annelik böyle bir şeydi. Böyle söyledi bana.
Annenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ki. Yani sarılamadım da, o da bana sarılmıyor ya. Böyle kaldım. Sonra gel gel dedi, kucağıma bir avuç şeker bıraktı anne. Sonrası daha kötü tabii. Sarılmadığı gibi, kızım demediği gibi hiçbir şey konuşmadan sadece şunu söyledi. Ben dedi, büyük kardeşlerini alıp gidiyorum, onların okul vakti geldi. Senin de dedi okul vaktin gelince gelir alırım seni dedi. Burada kalacaksın sen şimdi dedi. Öyle deyince tabii ben annemi bulmuşum, burada çok acı çekiyorum. Düşünüyorsun ki belki annemin yanında acı çekmem. Çocukluk. Ben kendimi parçalarcasına ağladım, yerlere yattım, saçlarımı yoldum, taşlara vurdum kendimi. Ama beni kimse duymadı. Hiç kimse duymadı beni. Gitti. O zaman annemi kaybetmiştim içimde. Sonrasını hiç hatırlamıyorum, biliyor musun? Ondan sonraki dönemde ne oldu? Ne oldu da geldi beni aldı? Ne bitti? Sorarsanız hiç hatırlayamıyorum. Sonra beni de aldılar. Okula başladık, barışmışlar yani. Annemle babam bir araya gelmiş falan. Yani annem beni hiç sevmemiş, biliyor musunuz? Bana hamile kaldığı zaman hiç istememiş. Bunu hep bana haykırdı, biliyor musunuz? Ben seni hiç doğurmak istemedim. Ben hep yükseklerden atladım. Zıpladım, düşesin, geberesin diye, bu dünyaya gelmeyesin diye elimden geleni yaptım ama sen bu dünyaya geldin. Sen iyi bir şey olsan bu dünyaya gelmezdin. Hep bu kinleri kustu bana ama neden? Ben çocuktum, sana ne yaptım diyemiyordum. Geçimsizliğinin, babamın onu aldatmasının falan filan sanki hesabını benden çıkarıyordu veya intikamını benden çıkarıyordu. Ama benim suçum neydi orayı bilmiyordum. Yani hasbelkadar ağlarsızlar peşine takılırsam yollarda bana tükürürdü, bağırırdı, Allah cezanı versin. O adi şerefsiz babanın çocuğusun, kızısın, şusun, busun. Ya bazen diyordu ben seni doğurmuş olamam ya, sen çok çirkinsin. Ben çok güzel bir kadınım, benim çocuğum olamazsın. Kesin hastanede değişmişsin, sen çingeneler değiştirmiştir seni, benim kızım olamazsın. Bu şekilde beni aşağılıyordu ama bunlar çocuklukta bana çok büyük yaralar açmıştı. O öyle davrandıkça hani kardeşlerim de aynı davranıyordu bana. Beşi bitirdikten sonra zaten okutmadılar beni. Ondan sonra zaten birkaç tane daha çocuk oldu falan filan. O çocukları benim başıma yıkıp beni onlarla hapsetti eve. Kendisi çalışmaya başladı annem. İşte çocuk düştü dayak. Yemek yedirmemişsin dayak. Ekmek dökülmüş dayak. Burayı süpürmemişsin dayak. Dayak da dayak yani dayak. Hep dayak. Benim hayatım hep dayak. Nefes alamıyordum dayaktan. O vuruyordu, babam vuruyordu, öteki biri ki Allah'ım yarabbim ben neye uğradığımı şaşırıyordum. Öyle bir duruma gelmiştim ki ölmek istiyordum. Allah'ım beni al diye yalvarıyordum. Ayaklarımı gidip taşlara basıyordum. Taşlarda, betonlarda tir tir titriyordum böyle. Hasta olayım, öleyim. Suçum neydi bilmiyorum ama çok acı çekiyordum. Beğenmiyordu, yapılanı da beğenmiyordu annem. Dört dörtlük bir kadınlık falan bekliyordu herhalde benden. Resim yapmayı çok severdim. Orada rahatlardım. Ama nasıl bir resim yapardın diye sorarsan hep ağlayan bir kadını çizerdim. Ağlayan gözler çizerdim falan filan yani. Her yemeği üzerine koyuştu annem. Bunu sakın yakma derdi bana. O gider gitmez hemen resmin başına otururdum ben. O yemeği muhakkak yakardım. Gelince tabii muhakkak dayak yerdim. Sonra o resimleri yakaladı. Sen demek bunları yapıyorsun, o yüzden yemek yakıyorsun diye hepsini sobaya bastı. Ve benim o resme işte sempatim veyahut da başarım, becerim sobayla birlikte yandı. 17 yaşlarına kadar zar zor geldim bu şekilde, artık dayanamadım. Baktım hiç iyi değilim. Doktora gittim. Doktor gözlerimi muayene etti, dedi ki gözlerin kör olacak dedi. Ağlamaya devam edersen durumun hiç iyi değil dedi. Sen nerede bu hale geliyorsun? Bir şey diyemiyorum. Aşık mısın? Hayır değilim. Neredesin? Evdeyim. Kim? Ailen. Getir buraya, aileni buraya getir dedi bana. Gittim söyledim anneme. Azarladı beni. Geç git başımdan falan dedi. Kesinlikle ilgilenmedi. Ne babam ilgilendi zaten, ne annem. Hiç kimse ilgilenmedi. Sonra doktor bana şey söyledi. Yani nerede bu hale geliyorsan dedi, derhal orayı terk edeceksin dedi. Yoksa dedi senin yaşama şansın kalmadı yani. O kadar acılar içindesin ki dedi. Ben senin gibi insan ilk defa görüyorum dedi. Bu kadar olamaz dedi yani. Her gün ağlamakla geçiyor. Buna hiç kimse dayanamaz dedi yani. Yaşın çok küçük dedi. Ölüyorsun dedi. Seni kim bu hale getiriyor? Açıkça söyle bana dedi. Ben de nasıl söyleyeyim ailemin yüzünden bu hale geliyorum? Böyle yapıyorlar beni. Vuruyorlar, dövüyorlar. Ne diyeyim? Diyemiyordu. Ya evden çıkacaksın dedi bana doktor dedi. Ben çalışmak istiyorum. İşte ne olduysa öyle zor bela beni bir işe koydular. Bir işe girdim. Sonra iş hayatına işte başlayınca Cağaloğlu'nda bir halk eğitim vardı. Türk Sanat Musiki Dersleri verilir diye yazıyordu. İş çıkışı Türk Sanat Musiki Derslerine katılmaya karar verdim.
Orada kendimi buldum. Çok iyi bir sesim var. Bir tek mutlu olduğum oralarda diyebilirim. Sonra daha akademik bir yere geçtim imtihanla. 8 yıl bayağı bir hem ders gördüm hem konserler, solist olarak çıktım. Oradakilerin kıskançlığının yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü hocayla kavga ettiler. Bu kıza neden bu kadar solo veriyorsun, neden çıkarıyorsun diye kavga edince çok onurum zedelendi. Orayı terk ettim. Bir anda kendimi animasyonlarda buldum. İşte palyaço kız, işte polyanla bilmem tavşan kız. Eğlence merkezlerinde uzun bacak diye biriyle tanıştım. Onunla birlikte programlara gitmeye başladık. Daha sonra beni Edward Aris diye biri tanıdı. Çok beğendi dedi. Çok büyük bir yeteneksin dedi. Beni Atatürk Kültür Merkezi'ne tiyatroculara teslim etti. Orada da büyük bir kıskançlık koptu. Bir kavga koptu. Oradan da ayrılmak zorunda kaldım. Daha sonra bir anda kendimi işte reklam filmlerinde, ajanslarda buldum. Reklam filmleri, diziler falan filan. Bir yıl, iki yıl boyunca böyle dizilerde falan oynadım. Bu arada tabii evdeki girdaplarım benim yine devam ediyordu. Annem, babam, sıkıntıları, sevgisizlikleri. Sürekli annem bana baskı yapıyordu. Evlen git bu evden, evlen git bu evden, başıma kaldın. Ben de müziği çok sevdiğim için bir tek orada tutunmuştum ve evliliği düşünmüyordum. Korkuyordum açıkçası evlilikten de. O arada işte o dizi filmlerinde evlendiğim kişiyle tanıştığım zaman benden 20 yaşta büyüktü. Bir anda paldır küldür 15 gün içinde evlendim o kişiyle. Evden kurtulmak için evlendiniz herhalde. Yani çünkü çok büyük baskı vardı üzerimde. Git diyorlar, evlen diyorlar zaten. Zorla insanın evinde durmak ağır geliyor. Evlat da olsan ağır geliyor. Hayatım o zaman karardı. Adam psikopat bir adammış. Ben fark etmedim tabii. Şiddet, hiddet, her türlü pislik vardı. Alkolü yok, herhangi bir şey yok ama normal değildi yani. Normal bir insan değildi. Hayatımı bana zindan etti. Zaten hamileliğim de çok hasta geçti. Hiçbir şey yiyip içemiyordum. Yataklara düşmüştüm. Kayınvalideyle birlikte oturuyorduk. Çünkü eşimin maaşı çok yeterli bir şey değildi. Zaten oyunculuk yaptığı için hani iş olduğu için gidiyordu. Tabii olmayınca mağdur kalıyordu. Kayınvalidenin 3 ayrı maaşı vardı. Onu kiraya veriyordu falan filan. Yiyorduk içiyorduk ama o da vermek istemiyordu. Yedirmek istemiyordu. Kayınvalideniz bir şey demiyor muydu şiddet gösterdi? Hayır. Bilakis memnun oluyordu. Sen bir kadını dövemiyor musun diye tahrik de ediyordu. Hamileyim bir de çok korkuyordum. Beni kaldırıp oradan oraya savuruyordu adam. Televizyon izliyorduk. Dedim ki siyasetçiden çok sıkıldım dedim. Başka bir kanal istiyorum dedim. İzin verir misin dedim. Hiçbir şey söylemedi bana. Değiştirdiğim zaman çok sinirlendi. Yine bir şey söylemedi. Gitti mutfağa. Kocaman bir bıçak aldı. Beni yatırdı çek yata. Seni keseceğim dedi. Çok korktum. Ama korktuğumu belli etmedim. Biraz da Karadenizlilik var ya. Kes dedim böyle yaptım. Bir de hamileyim yani. Düşünebiliyor musunuz onları ben yaşarken? Çok mücadele etti beni korkutmak için. Bayağı uğraştı, bıçağı burama dayadı. Kes diye bastım, bağırdım böyle. Kes artık, istemiyorum yaşamak dedim. Kes dedim. Baktı ki bu korkmuyor, kalktı. Yemekte de, yolda da, her yerde şiddet uyguluyordu. Canım dondurma istiyordu mesela. Sokağa çıktığımızda dondurma istiyorum. Yani ne olur alır mısın bana? Onu alıyordu ama yedirmiyordu bana. Ben o dondurmayı yere atıyordum artık ve keşke atmadan önce bana verseydin diyordu. Yani bu kadar acımasız davranıyordu bana. Yeşil erik canım çok istemişti. Kış günü gitti o eriği buldu biliyor musunuz? Kayınvalide buldu. Ben de zannettim ki bana aldı, buzdolabına koydu. Bu bir tane alayım, çok güzel yeşil erik almışsın dedim. Sağ ol dedim. Dokunma dedi ona dedi biliyor musunuz? Dokunma dedi. Herkes çocuk olsun diye tedavi görür. Ben hemen hamile kalmışım. Ne yapabilirdim? Zaten ailem istemiyor. Bir yol parası dahi bana vermiyorlardı ki ben bir doktora gideyim. Doktora dahi gidemiyordum. Otobüse binip bir yere gidecek hiçbir şeyim yoktu. Gücüm, kanadım yoktu. Yani onların elinde bir esir gibi olmuştum. Polise niye gitmediniz? Aslında ona yakın bir şey yaşadım ben. Nasıl yaşadım biliyor musunuz? Çocuk doğduktan sonra çocuğu aşıya hazırlıyorum ben. Babaanne bırakmıyor. Kapıyı açıyor, üzerimize veriyor. Ben çocuk çok taze, üşüyor tabii. 10 kere kapatsam onun da açtı. Ne olur kapıyı kapatsan, çocuğu giydiriyorum. Aşıya getireceğim dedim. Lütfen yapma dedim. Ne var dedi, kar mı var, kış mı var dedi, ne var dedi. Aldı ayağındaki kocaman terliği, topuklu bir terlik, bana girişti. 80 yaşında, 80 küsürden de fazla. Şimdi vursam bir yerine zarar gelir. Bu gözümü terliğin işte topuğuyla bu kadar yaptı. Kollarımı buradan aşağı simsiyah etti, bütün vücudumu mosmor etti. Ellerimi yırttı, tırnaklarıyla buralardan aşağı kanlar akıyor.
Kadını tuttum bu sefer kollarından, bak seni dövmüyorum dedim ama sen dövmediğim için bana bunu yapıyorsun değil mi? Yaşın var sana dedim, hürmet ediyorum dedim. Sen onun için bana bu kadar acımasız davranıyorsun dedim. Ve bunu böyle koltuğa ittim, oturttum. Çocuğumu aldım, kaçtım evden. Sonra yaşlı bir teyzem vardı Üsküdar'da, manevi bir teyzem. Onun yanına gittim. Beni görünce şok oldu, korktu, göz bu kadar. Ellerden kanlar akıyor, onları hiç silmemişim daha. Senin bu halin ne kızım dedim, böyle böyle oldu. Dedi derhal dedi annenin yanına git. Bence o kadını şikayet etmen lazım, içeri attırman lazım seni. Ben anneme gittim ama annem bana şunu söyledi. Düşün ki ben seni dövdüm. O kadın çok yaşlı, sen onu şikayet edip içeriye attırma dedi bana. Hiçbir şey yapamazdım çünkü benim ailem beni kabul etmiyor ki. Benim çocuğumu hale birisi getirse ben onun gelir yakasını silkelerim, sen benim çocuğumu ne yaptın böyle diye. Biliyor musunuz, hiçbir şey denmedi. Ve benim çocuğum 1,5 yaşındayken ben evimi terk ettim. Kaçtığım yerde 20 gün kaldım. Annem beni arayıp eve gel derhal diye hakaret etti bana. Çabuk eve gel, kocam bizi rahatsız ediyor. Ben de o arada boşanma davasını açmışım. Baskı uygulayıp eve çağırdı beni. O arada bana hakaret ediyor, kötü laflar söylüyor. Ben de çıktım üst kattaki komşuya. Dedim kadın sığınma evini arayayım. Tam telefonu elime aldım. Annem nasıl ayarlamışsa adamı ayarlamış eve getirtmiş. Çabuk aşağıya indi, apar topar beni aşağıya indirdi ite kalka. Ondan sonra adama çocuğumu verdi. Al dedi, çocuğunu öldüreceksen öldür dedi. Al dedi karını, al dedi, ne yapacaksan yap, onu ne yapacaksan yap. Anne ne yapıyorsun dedi. O onun çocuğu, ben senin çocuğunum, beni de veriyorsun öldür diye. Kapıları tuttum, anne yapma, ne yapıyorsun anne bak. Ya cesetimi alacaksın, ya tımarhanede bulacaksın. Verme beni, gitmek istemiyorum. Yapma dedim. Dinlemedi, beni savurdu, bütün eşyalarımı kapıya attı. Gitmek zorunda kaldım. O zaman ikinci kez annemi temelli kaybettim içimde. Dedim öldüğümü duyarsan sakın gelme. Sen benim annem değilsin dedim. Seni reddediyorum içimden, temelli olarak reddediyorum. Bir daha bu kapıya gelmeyeceğim dedim. 6 ay sonra zaten adam vurdu boynumu, sakat etti. Tabii sen bu şekilde savunmasız bir evladı. Bir insana verirsen, al ne yaparsan yap dersen, o da istediğini yapar, öyle değil mi? Boynunuzu nasıl sakatladı? Çocuk çizgi film istiyor. Çizgi film açabilir miyim dedim, çocuk çizgi film istiyor. Yine sesini çıkarmadı. Keşke o sesini çıkarmadığı zaman anlasaydım bir manyaklık yapacağını. Televizyonu açtıktan sonra çocuğa eğildim, çocuğu çek yata oturtacağım diye. Eğildiğim anda arkamdan geldi, boynuma bir tokat indirdi. O tokatla ben kaldım. Bir sesim yerde, bir sesim gökte derler ya, öyle kaldım. Kayınvalide evde yoktu. O bir kadının yanında kalıyordu. Onun çocuklarına bakıyordu. Bu kadın da bedeniyle beraber para kazanan bir kadındı, biliyor musunuz? Kayınvalidem bizim yanımızda duruyor ama hafta sonu gelip duruyor. Oğluyla beraber durmamak için, onun rahatsızlıklarını duymamak için gidip bir kadının yanında kalıyor, onun çocuklarına bakıyor. Hayat kadını, onun çocuklarına bakıyor. Yani hayatını öyle kazanıyor kadın. Öyle bir evde çalışmıyor ama hayatını öyle kazanıyor kadın. Dedim ki, senin dedim onların parasına ihtiyacın yok. Bu para helal değil. Bak o parayı bu eve sokma. Kayınvalideniz yaşlı değil miydi? Yaşlı. İşte çocukları nasıl bakıyor? Bilmiyorum, onların ne amaçla içlerinde başka neler var onu ben bilemem yani. Bizim fıtratımıza aykırı olan şeyler vardı. Kadın onunla beraber hayatını yaşıyordu, kadınla beraber, onunla beraber. Yani ne yapıyorsa herhalde o da o şekilde yaşıyordu yani, bilemem ben, onları bilemiyorum. Neyse getirme oranın parasını bu eve. Bu evde huzur olmaz diyordum yani. Bu çocuğa onları yedirme, bize yedirme diyordum. Senin 3 ayrı maaşın var, yapma diyordum. Beni ilgilendirmez, ben mi yapıyorum diyordu. Yine gidiyordu, orada kalıyordu. O arada boynum öyle olunca ben ona telefon ettim tabii, ağlıyorum. Dedim ki ben bu durumdayım, çok kötüyüm. Bana ne dedi, ben doktor muyum dedi, beni ilgilendirmez dedi. Peki yerden nasıl kalktınız? Bacaklarımda bir şey yok, ellerimden. Ellerimi hiç kaldıramıyorum. Kafamı hareket ettiremiyorum, ellerimi kaldıramıyorum. Yatağın üstünde şey gibi yatıyorum, felçli gibi yatıyorum. Peki eşiniz ne yaptı o arada? Hiç sesini çıkarmadı. Kuzu gibi aldım çocuğumu da yatırdım yatağın üstüne. Öyle beraber yattık orada. Ağladım, sızladım. Elimi hissetmiyorum demiştiniz. Çocuğu nasıl kaldırdınız ya da nasıl telefon açtınız? Ya yukarı kaldıramıyorum. Parmaklarımı böyle oynatıp bir televizyonun tuşuna basabiliyorum. Ama kollarım hiç yukarıya kalkmıyor. Kadın bana öyle cevap verince, o kadın da, çalıştığı kadın da onun yanında. Kadını hiç tanımıyorum. Beni aradı. Dedi ki lütfen dedi, ağlama dedi. Ben yarın sabah oraya geleceğim, seni doktora getireceğim.
bu işi çözeceğiz, sen ağlama, yeter ki ağlama dedi bana. Beni getirdi hastaneye. Doktorla görüştü, dedi ki neden olur bu dedi. Çok büyük bir darbe almış dedi. Yırtık fıtık dedi, felç başlamış kollarında dedi. Yani kurtuluşu yok dedi. Kadın dedi ki taksitle ameliyat yaparsanız doktor bey, kurtaralım anneyi dedi. Lütfen dedi, size taksit ödeyelim dedi. Doktor da nasıl olduysa kabul etti. Zaten özel bir hastaneydi. O kadın geldi, beni yıkadı evin içinde, yardım etti bana. Namazlarımı kıldım, dua ettim. Ya Rabbi dedim, yani ben ölürsem benim evladımı da bu delilerin elinde bırakma, onu da al dedim. Çektim gittim. Kayınvalide de çocuğu aldı, o çocuklarla beraber onu bakıyor. Ben de ameliyata gittim tek başına. Ben ameliyata girdikten sonra bu hayat kadını dediğim arkadaş geldi. Gelmiş. Aslında 2 saatlik bir ameliyatım var ama 6 saat sürmüş. Doktor çıkardığında onun sesini duyuyordum ama hala ayılamamıştım. Ben öldüm zannediyormuş. Hatta onun dövündüğünü bile duyuyorum. İşte öldü kadıncağız, eyvah çocuk kaldı, yetim, ne yapacağım, Allah'ım ya Rabbim falan böyle dövünüyor. Duyuyorum onları fakat bende hiçbir şey yok. Öldü mü falan dedi, öldü mü dedi. Yok dedi, öldü dirildi dedi. Hayata dönmek istemiyor, anne ölmek istiyor dedi. Çok zor hayata döndürdük dedi. Ameliyata girerken yaşama isteğiniz yok muydu? Yoktu. Belki ölsem ancak kurtulurdum. Çünkü her taraf acıydı benim için. Yani yaşamanın bir anlamı yoktu. Evliliğim de böyleydi. Çocuğum perişandı. Ben bu acılara nasıl dayanacaktım? Daha ne kadar dayanabilecektim? O kadın baktı beni. Çok iyi baktı bana. Çok ağladım. Böyle şeyler yaşatıyorlar bana. Dedi ki niye duruyorsun dedi, o zaman bırak dedi. Gidecek yerim yok. İşte dedi ben de bunları yaşadığım için bu hale geldim dedi. Doktor bana dedi ki hiç dedi çöp bile kaldırmayacaksın. Ben eve geldim, çamaşır makinesi çalışırken ona dalmış böyle bakıyor. Babası o esnada ona çok kötü, şiddetli bir şekilde bağırıp çağırmaya başladı. Çocuk bir anda aklını tırlattı, böyle masanın üstüne çıktı. Herkese bir canavar gibi bakıp bağırmaya başladı. Kapıları açtı, demir kapıyı fırladı, arabaya koşuyor. Allah'ım ben bir koşuyorum arabaya, nasıl koşuyorum, çocuğumu tam arabanın altına giderken yakaladım. Çocuğun eşyalarını aldım, kendi eşyalarımı aldım ve evi terk ettim. Hatta çocukken çok fena bir şey yapmıştı. Onu unuttum. Şu çocuğu tutar mısın dedim, bir lavaboya gitmem lazım. Elimi yıkamaya fırsat bırakmadan çocuk ağlamaya başladı. Öyle feryatla ağlıyor ki. Ne oluyor dedim, ne oldu? Hiç cevap vermedi bana. Çocuğun ağzından kanlar akıyordu. Ne yaptın bu çocuğa dedim, ağzından neden kan akıyor çocuğun? Bir yumruk salladı bana ve o yumruk çocuğun kafasına geldi. Çocuk can teslim oldu. Çocukta nefes yok. Ne yapacağımı şaşırdım. O anda acıdan tırnaklarımı yüzüme batırmışım. Çocuğumu bir de çekip alıyor benim elimden. Bacağını macağını koparacak deli adam, bıraktım çocuğu. Bıraktım. Çocuk zaten yok gibi, yani can teslim olmuş gibi durumdaydı. Daha sonra toparladım kendimi. Çocuğu aldım onun elinden. Sokağa çıkardım gecenin yarısı. Hayter kürsüler okumaya başladım çocuğa. Başka bir şey yapamıyordum. Neden olduğunu söyledin mi? Ne yapmış çocuğa? Bir şey söylemedi zaten. Söylemedi, yumruk salladı onun yerine. Sonra saat 6'ya kadar, ezan okunana kadar bekledim. Yürüyerek doktora getirdim. Ama param yoktu. Getirdim çocuğu, dedim ki benim param yok dedim. Çocuğum böyle hadise geçirdi dedim. Hiçbir şeysi yok dediler çocuğu. Geri gönderdiler. Ondan sonra da işte o makine olayı oldu. Ben ameliyattan sonra 11 gün geçmişti ki. O makine olayında işte çocuğa bağırdığı zaman çocuk aklını kaybetti. Ve benim çöp kaldırmam lazımdı. O durumda ben çocuğu kucağıma almışım. O durumda tekrar yürüyerek aynı doktora getiriyorum. Doktorun, o da o hastanedeki doktor beni ameliyat etmiş. Doktor beni hemen tanıdı. Sen dedi öldün, dirildin dedi. Sen dedi çok büyük bir ameliyat geçirdin. Sen çocuğu nasıl almış gelmişsin? Sen tekrar ölüme davetiye çıkarmışsın. Çocuğu kaptı kucağımdan. Ne yapıyorsun sen kadın dedi bana. Dedim başka kimsem yok dedim. Mecbur kaldım çocuğum dedim. Böyle aniden bağırmaya başladı falan dedim. Halbuki baba yaptı ama ben onu söyleyemiyorum işte. Nasıl söyleyeceğim? Söyleyemiyorum. Eşyalarımızı topladık. Çıktık evden. Çocuğu kaldırdığınız için bir sıkıntı olmuş mu? Onu bilmiyorum. Ben zaten sıkıntılıyım. Boynumda eğiklik var. Kıkırdakların arası boşalmış. Belki o zaman kıkırdakların arası boşaldı, bilmiyorum ki. Üsküdar'da bir manevi teyzem vardı demiştim. Yine onun yanına gittim. Onlarda kalmaya başladım. Üniversite hastanesinde bütün orada 5 tane doktor çocuğu izledi. Dedi hiçbir şeyi yok dedi çocuğun yine bana. Ben daha ne yapabilirim buna? Okuyorum ancak ama çocuk dengede değil. Salıncak görse
düşecek diye korkuyor, bağırıyor. Diyorum herhalde buna rüyasında öyle gösteriyorlar. Çocuk niye korkuyor salıncaktan? Kuş görüyor, anne beni yiyecek diye bağırıyor. Balon görse anne beni yiyecek diye bağırıyor. Çocuğun psikolojisi berbat durumda, ne yapacağımı şaşırdım. Cinnet geçiriyordum yollarda. Allah'ım ben ne yapacağım, bu çocuğu düzeltemeyeceğim. Bir gün taksinin altına atmak istedim kendimi çocukla beraber. Tam böyle taksiye yürüdüm. Çocuğun elinden tuttum. Dedim ki yok dedim, ben artık dedim bu çocuğu düzeltemeyeceğim. Bunu da kaldıramayacağım. İkimiz de ölelim, bitsin artık dedim bu dava. Ama yapamadım. Yapamadım. Sonra bir teyzeler vardı, okuyan teyzeler böyle hastalara. Getirdim, onlar okudu çocuğa. Aylarca okudular, ben okudum. O haller geçti ondan. Ablam vardı benim. O, onun bunun yanında kalma diye geldi, beni aldı. Ben o çocuğu okutacağım, yok sahip çıkacağım, şu olacak, bu olacak dedi. İki gün bizi evde tuttu, üçüncü gün bize hakaret etti. Çıkın gidin, defolun gidin benim evimden. İstemiyorum. Bana fazla elektrik geldi. İki gün, yani gece lambası yakmışım diye. O abla kimdi? Benim ablamdı. Zaten annem oradan telefon ediyor. At onu kapıya, gitsin kocasının evine. At 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 yapıyor böyle. İnanamıyorum, yapılanlara inanamıyorum. Halbuki ben onların çocuklarına bakmışım. Zayıf anlarında koşmuşum. Paraya ihtiyaçları olsa yardım etmişim. Her şeylerine koşmuşum. Ama benim ayağım ters dönse hemen sırtıma tekmeyi vuruyorlar. Boşanmadınız mı peki? Ben boşanmak istemiyorum haberleri gönderiyor. Kağıtları geri gönderiyor. Burada öyle biri yok diyor. Dedirtiyor. 3 yıldan fazla sürdü. Ablam gitti, bu annemle konuşup babamla konuşup orada bana bir oda gibi bir yer ayarladılar. Orada kalmaya başladık çocukla. Orada da çok dramatik hayatım geçti. Tabii ki yemek yok, ekmek yok, içmek yok, para yok, pul yok, soba yok. Üst katta bir tane adam vardı, o da içki içiyor. Bütün tuvaletten içki kokuları evin içine giriyordu. Orada çocuğum astım oldu. Kimse benim kapımın önünden geçmedi. Hiçbir kardeşim, aman bu aç mı çocuk aç mı? Hiç kimse ilgilenmedi. Hiç kimse selam bile vermedi bana. Kömürleri bile gözümün önünde böyle yukarılara çekiyorlar zincirle. Bir tane bile demiyor ki bu çocuk burada soğukta mı acaba kardeşlerim diye kapımı bile çalmadılar. Yardım yerlerinden bir gıda alıyordum, kuru gıda başvurmuştum. Fazla gelenleri bile onlara gönderiyordum biliyor musun, ben yiyemem diye. Ama benim ailem bana bir ekmek bile uzatmıyordu. Çocuğu ana sınıfına verdim fakat öğretmeni beni çağırdı. Dedi ki oğlun çok üzülüyor dedi, annesi neden dedim. Herkesin babası gelip onu alır, alıyor, çocuğunu alıyor ve işte oğlum sana araba aldım diyor, sana şunu aldım bunu aldım diyor, senin çocuğun ağlıyor diyor. Dedim ben ne yapayım dedim, babamız yok bizim dedim. Çocuk bana şunu söyledi, anne dedi lütfen dedi evlenir misin dedi, ben hemen ona baba diyeceğim dedi, lütfen evlen dedi, ben baba demek istiyorum dedi. Oğlum ben çok acı çektim şimdi, baba nasıl yani, kimi bulayım da evleneyim dedim. Hayır evleneceksin dedi, ben baba istiyorum dedi bana. Boşandıktan sonra zaten bir tarikat ehilleri, oradan bir cemaat, buradan bilmem ne, herkes içine çekmeye çalışıyordu. Gel hayat senin için çok değişecek, gel içimize katıl falan filan. Ve içlerinden bir tanesi bana işte bir beyefendi olduğunu söyledi. Evlenmek isteyen bir beyefendi, camiden emekli, şudur budur falan. İstersen bir tanış falan dediler. Fakat ben düşünmediğim için çok korkuyordum. Çocuk da bu şekilde baskı yapınca dedim şimdi genç birini alsam yaşıma uygun, belki çocuğa zulmeder. Dindar birini belki çocuğa acır dedim. O mutlu olsun, benim artık mutlu olmaya niyetim bile yok artık dedim yani bundan sonra. Çocuk için peki dedim. Adamı gördü, beğendi, dedi ki ben annemle evlen dedi. Bana da öyle söyledi. Anne ben amcayı beğendim, sen onunla evlen dedi. Yani resmen çocuğumun dediğini yaptım. Evlendim o insanla fakat biz onun evinde sığıntı olduk bir nevi. Adamın yaşı zaten çok fazlaydı. Ben 30 yaşındaysam adam 70 yaşındaydı. Doktor ona kesinlikle başka biriyle evlenme, başkasının günahına girme dediği halde onu evlendikten sonra bana söylüyor. Ben de zaten hani böyle bir vazife de yok, ben seni oturup bakacağım dedi. Git dedi başkasıyla evlilik yap dedi. Hatta git televizyonlardan evlilik yap dedi. Evlilik yapana kadar burada durabilirsin dedi. Ondan sonra git dedi bana. Dedim yani bu nasıl bir laf dedim ya. Sen benimle resmi nikahlısın dedim ve teklif ediyorsun dedim. Bu nasıl bir şey dedim ya. Nasıl bir şey dedim, bu aklım almıyor dedim. Aklımı kaçıracağım, nasıl bir şey bu dedim. Öyle bir şey dedi. Sonra adam hep bana sihir büyü yapmaya başladı. Bütün iç çamaşırlarım elinde, açıyorum banyoyu elinde. Ne yapıyorsun onlarla? Ne yaptığını bilmiyorum. Eve tütsüler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Biz artık eve giremez olmuştuk. Ev çok pis kokuyordu. Eve yaklaştığımız anda böyle çok fenalaşıyordum. Gece sokaklarda oturduğum zamanlar oluyordu çocukla.
Bir gün mutfaktan geldim ki çocuğun karnının üstüne çıkmış geziyor. Çocuk daha 9 yaşında. Sen ne yapıyorsun dedim. Çocuğumun bağırsaklarını patlatacaksın. Ne yapıyorsun dedim. Biz oyun oynuyoruz dedi adam bana. Kafayı yedim ben. Bir gün de çocuğu yatakta böyle oynaşıyor o çocukla, benim oğlumla. Dedim oğlum sana ne yapıyor dedim. O ne oyun oynuyorsunuz? Anne dedi şeylerimi tutuyor dedi. Nasıl yani dedim ya. Sen ne yapıyorsun oğlum dedim. Sakın gitme onun yanına dedim. Öldürür seni dedim. O oralara dokununca ölür dedim çocuklar. Sakın gitme olur mu dedim. Tamam anne dedi. Şeylerini sıkıyormuş, sıkıştırıyormuş. Cinsel uzuvlar. Evet, sıkıştırıyormuş. Kendi kızına bile bıçak çekiyormuş. Adam manyakmış zaten, kimse bana söylememiş. Her akşam bıçakları saklamaya başladım. Bazı zaman da kendi diyordu. Ben şu bıçağı bir yere saklayayım, gece benim ne yapacağım belli olmaz diyordu. Başıma ne geleceğini bilmiyordum kaç kere. 7 kere boşanma davası geçirdik. Ama benim gidecek yerim yok, işim yok, param yok, hiçbir şeyim yok. Nereye gidecektim? Çocuk okuyor. 7 kere boşanma davası nasıl geçirdiniz? Boşanma davası açıyor. Yalvarıyorum, yakarıyorum, yapma, gidecek yerimiz yok diyorum. Gidiyor, işte vazgeçiyor. Bir ay sonra gidip gene açıyor. Bir sene sonra gidip bir daha açıyor. Şiddet uyguluyor, tekrar gidip bir daha açıyor. Bir daha kapatıyor. O boşanmak istiyor, siz istemiyordunuz. Yani öyle bir git gel yaşıyoruz. Zaten adam git gel akıllı. Bir kere yine boşanma davası açtığında beni kendi avukatına getirdi. Bize şiddet uygulamıştı o zaman. Evi biz terk etmiştik. Ben de boşanma davası açtım. O da açtı. Ben evden kaçtım. Gittim bir ev tuttum. O evde ona yakın çıktı. Çünkü çocuk okula gidiyor. Mecbur oradan tuttum. Fakat adam ne yapıyorsa beni orada durutmadı. Yani yaptığı sihirle mi büyüyle mi ne yaptı bilmiyorum. Beni orada durutmadı. Bir ay durduk. Biz tekrar tıpış tıpış geri döndük. Sonra o boşanma davası açtığı avukata getirdi beni. Avukat beni görünce... Bu hanımın dedi neresini boşuyorsun dedi. Bu hanıma nasıl bunu yapıyorsun? Bu hanım dedi senden genç kızın yaşında dedi pırıl pırıl oturmasını kalkmasını bilen hanımefendi bir kadın dedi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedi. Dosta düşmana karşı dedi. Ben böyle bir şeyi boşamam dedi. Bu hanımı boşamam dedi. Böyle bir günaha girmem dedi. Al bunu götür dedi. Sahip çık bunlara dedi. Ve adam o şekilde bizi utancından tekrar aldı evine getirdi. Öyle bir şeyler yaptı ki ne yaptıysa ben zaten ameliyatlıyım ya yatakta kaldım böyle. Yani zannedersiniz ki kafamdan kuyruk sokumuma kadar bir demir var. Vücudumda hiçbir şey yok, hiç hareket edemiyorum. Çocuğu çağırıyorum, diyorum ki oğlum beni kaldır, beni oturt, beni yatır, beni bilmem yedir, beni içir. Ben o hale geldim. Sen dedim bize büyü yapıyorsun, öldürmeye çalışıyorsun değil mi dedim beni. Evet dedi böyle kekeleyerek, evet yapıyorum. Neden peki, ne istiyorsun bizden dedim. Gebereceksin dedi sen. Hem de öyle yavaş yavaş gebereceksin dedi. Birdenbire değil dedi. Gebereceksin dedi sen. Yavaş yavaş gebereceksin dedi. Daha sana neler yapacağım dedi. Tamam da bizden ne istiyorsun dedim. Biz sana ne yaptık? Erkekliğin yoksa dedik ki baba kız gibi yaşayalım. Hastalanınca sana bakarız kardeşim. Ne yapayım benim evladım var. Nereye gideyim ben? Sen dedi mükemmel bir insansın. Şu lafı söyledi bana. Sen krallara layık bir insansın fakat ben kral değilim. Dört dörtlüğün üstü varsa sensin o. Sende yok yok öyle mükemmel bir kadınsın. Ama ben sana göre değilim. Git kafana göre birini bul. Çocuğun babası da aynı şeyi söyledi. Sen çok değerlisin, çok iyisin, çok mükemmelsin ama ben normal değilim. Yani şimdi bu iş mi, bu cevap mı ya? Bunu söylemeye aklın eriyor da bana niye kötülük yapıyorsunuz, niye beni öldürüyorsunuz? Neden bana sahip çıkmıyorsunuz? Madem ben bu kadar yetenekli, üstün seviyeli bir insanım, niye bana sahip çıkmıyorsunuz da öldürüyorsunuz beni? Artık kilitlenmeler olup yatağa kapanınca ben oğluma dedim ki oğlum tekrar başarır mıyım bilmiyorum ama biz gitmemiz lazım galiba dedim. Yani bu adamın ekmeği yenmez dedim. Gidelim bizi öldürecek, bu da bizi öldürecek dedim. Çocuk da bana dedi ki anne ben hata yaptım dedi. Bana keşke uymasaydım, ben çocuktum dedi, bilemedim dedi. Oğlum öyle deyince ben hemen her şeyimi toparladım. İşte bileziğim falan vardı, bir takım bir şeylerim vardı. Onları gittim bozdurdum, gittim bir senelik kiramı ödedim. Kaç senelik kaldınız? 7 sene evli kaldım. İyilik seven bir teyze bana çok yardım etmişti. Evlendiğim zaman da yardıma devam etti. Onun yardımlarıyla biraz hayata dönüş yaptım. Halen de onun vasıtasıyla devam ediyorum. Emeklilikler o zaman 20 yılı doldurunca emekli oluyordum. İşte ben zaten onu doldurmuştum, yaşı falan bekliyordum. 2014 yılında da maaş bağlanınca kendi ayaklarım üzerine basmaya başladım. Sosyal dayanışmadan da çocuk liseye başladığı zaman burs aldı. O burs paralarıyla işte okudu. Hep başarılı bir çocuk olarak yetiştirdim. Bir okulda evde kurmuştum. Hem Kur'an öğretiyordum ona, bütün dersleriyle yardım ediyordum. Ve benim çocuğum hep başarılı bir çocuktu.
Bu arada ben o acılarla beraber yaşarken ama oğlumla birlikte liseyi bitirdim. Ne oluyor? İnşallah tez vakitte oğlunuza kavuşursunuz. İnşallah. Kitabınızı ne zaman yazdınız? 2019 Ocak'ta çıkmış. Bu da 2019 Eylül'de. Hatta oğluma yazdığım birçok şiir var da bir dörtlük okumak isterim ondan. Bırakıp gidiyorsun diye bir şiir. Yüreme sönmeyen ateşler açıyorsun. Ruhumu kezzap gibi hasretle yakıyorsun. Gözümden yaşları yağmur gibi döküyorsun. Yine özlemi bana bırakıp gidiyorsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sadece evladımı istiyorum şimdi. Keşke yanımda olsaydı. Olmasın onun çalıştığını bir ev alırdık. Hani bir şey öderdik. Ne derler? Bankadan alınan kredi. Kredi öderdik de benim paramı da yerdik de bir evimiz olurdu. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Benim evladım orada, ben burada perişan. Peki Aydan Hanım, bu program yayınlandıktan sonra sizin için sorun teşkil eden bir durum var mı? Yayınlayabilir miyiz? Tabii yayınlayabilirsiniz. Benim kendi isteğimle zaten çektim. Hayatınız bir film olsaydı Aydan Hanım, nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Acılar biraz mola versin ve ben biraz dinleneyim, artık onu istiyorum. Belki Allah'ın makamında hani kazanmak benim için geçerli ama yani insan bu dünyaya da gelmiş hep acı çekmek istemiyor doğrusu. Ben yani gülmek istiyorum artık yani. Çünkü çok yoruldum ve kaldıramıyorum. Bizim yakında Korku Takvimi filmimizin galası olacak Aydan Hanım. Gelebilme imkanınız olursa inşallah bekleriz. Bu iki kişilik gala davetiyesidir. Bugünün de hatırası. Korku filmi mi? Korku filmi, evet. Korku filmini çok sevmiyorum ben ya. Vampirli falan mı? Yok. Psikolojimi bozar böyle değişik şeyler. Değişik bir film. Sürpriz olsun. Ciddi misin? Daha önce benzeri Türkiye'de yapılmadı. İnşallah sona hayırlı olsun. Tamam, yani bana işte ipucu vermiyorsun. Biz ipucu vermiyoruz, spoiler vermiyoruz. Bakalım. Şunu görünce korktum. Sadece cinler mi var zannediyorsunuz? Sen ne yaptın? Ebru! Kestik. Ebru! Kendi ellerimle kendimi öldürdüm! Korku Takvim yakında sinemalarda. Evet sevgili dostlar, Bir Anlatırsam Film Olur programının daha sonuna geldik. Aydan Hanım hayat hikayesini bizimle paylaştı. Siz de şöyle bir karakter olsaydı dediğiniz düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Film olması halinde yazdığınız yorumlar dikkate alınacak. Aydan Yıldız Güneş anlattı, şimdi sıra sizde. Anlatırsam film olur, anlat ki film olsun. Hoşça kalın.